Bir bakalım sorumuza. ABC'de bir dörtgen verilmiş. ABC ve CD eşitmiş şekilde aldığımız yüzeyde. D açısı 140, C 60. Biz ABC açısını bulacağız. Yani gösterirsek şuradaki açıyı bulacağız. Var mı yapmak isteyen acaba? Çok zor bir soru değil. Şimdi nereden başlayacağız? Onu ben size söyleyeyim. Şimdi ikizkenar üçgenler çıkacak tabii ki. Bu 60 dereceye dikkat ederseniz DCB şeklinde bir üçgen oluşturduğumuzda bakalım ne olacak. Yani D ile B'yi birleştirdiğimizde kepi açısı 60 derece olan bir ikizkenar üçgen oluştu DCB. Otomatikman bu eşkenar üçgene dönüşür. Çünkü 60 çıkarıp 180'den 2'ye bölerseniz bunlar da 60 olacaktır. Böylece aslında ikizkenardan yola çıkarak bir eşkenar üçgen oluşturduk. Yani bu da bunlara eşit oluyor. Peki bu bize ne sağlıyor? Bakalım. 140'tan 60 çıkınca geriye 80 kaldı şuraya. 80 kaldı. Bu çizgi de şu an buraya eşit olduğu için bu da ABD bir ikizkenar üçgen. Tepesi B olmak üzere. O zaman burası 80 olacak. 80, 80, 160. Şuraya da 20 derece kalır. Biz bu 20 ile 60'ın toplamı olan şu açıyı bulacaktık. Yani cevap 80 derece olur. Yani ne yaptık? Ek bir çizim yaptık. BD'yi çizdiğimiz zaman BDC eşkenar üçgen. ABD'de ikizkenar üçgene dönüştü. Bu şekilde bir çözüm aradık. Alfayı sormuşlar. Şekli büyüteceğim o zaman. Zaten başka bir şey yok yazılı olarak. Soru şu. Evet Suriye'cim. Bir şey mi soracaksın yoksa buna mı? Hocam, önce A ve B açısında 70 ve 30'u toplayacağım. Evet. 100. Yani hocam o üçgenin tepe açısı sanırım Şuraya mı diyorsun? 80 oluyor. Ne dedin? Yok Neresi hocam, 80? ters tutmamıştım. Sesin az geldi biraz bana ama bir daha söyler misin canım? Hocam 70 ve 30'u topladım, 100 etti. 180 ve Buraya mı diyorsun 180 80 diye? buldum. Buraya mı diyorsun? Evet. O çok işe yaramıyor. Bunu ben sana söyleyeyim şimdiden de. Başka bir şey yapsak. Hiçbir şey yaramadan bir baksan karşıdan soruya. Dikkatini çeken bir şey var mı acaba? Hiçbir ekleme yapmadan bir baksak. Yaptığın şey doğru, yanlış değil ama çözüme biraz uzaklaştırıyor. Onun için söyledim. Baktığın zaman bir şey görebiliyor musun? Böyle önemli bir şey. Hocam ters açılar var. Geç onu da. Şimdi şurası kaç yapıyor canım? 70 derece. Yani ne oluyor şu an? Bu da 70. Hocam, biz kenar Kenar oluyor. çıkıyor. Neresi eşit oluyor? ABC üçgeni. Evet. Eşit olan kenarlar AC ile BC mi oluyor? Evet hocam. Peki bu üçgenin tepe açısı kaç oldu? Şuraya kaç kalıyor? Onu da söyleyelim. Şu açı kaç? 40 derece olması 40 lazım. derece kalıyor. Yani burada görmeniz gereken ben yönlendirdim biraz seni ama yani fazla karışmasın kafanız diye. Yani böyle bir şey önce görmeniz lazım. 30 artı 40 70'tir. B açısı 70, AD 70. O zaman ABC ikizkenar olup AB taban, BC ve AC ikizkenarlar, C tepe açısı. O da 40 derece olarak bulunur. Buraya kadar tamam herhalde. Burayı bulduk. Peki buradan devam edelim şimdi. C açısı şu an kaç oldu? C açısı 100 derece. 100. Burası da 40 derece. Peki burası kaç olur Sude? Şurası. Derece olur. O da 40 derece oldu otomatik. Böylece aslında
BCD ve ikizkenar çıktı. 40-40 olduğu için bunlar. Bunlar eşit olduğu için. Bu da ikizkenar. Yani aslında BC ile CD de eşit oluyor. Yani böylece bu üçüncü çizginin de eşit olduğunu bulduk. Bu da bize ne gerektirdi aslında? Ne sağladı bize biliyor musunuz? Şöyle bir şey sağladı. Aslında şu an şu da şuna eşit çıktı en son bağlantılı olarak. Bunun tepe açısı kaç? 60 derece. Yani taban açıları kaç olur şurada? ACB üçgeninin. Efendim? 80. Hayır bak şu üçgenden bahsedeyim. Yeşil üçgen tarıyorum görüyorsun değil mi? Bunun tepe açısı şu an 60. Burası 60. Şu açıyla şu açı kaç olur? Ya bu da. Toplamı 80 olmaz mı hocam? Hayır 60 çıkarırsan 120 kalmıyor mu canım? Burası 60. Evet. 120 kaldı. Hocam. Niye böldü? 60 bunlarda. Yani aslında yeşil üçgen eşkenar çıktı aslında bir nevi. Çünkü tepe açısı 60 olduğu için. 60 olduğu için. Yani D açısı komple 60. 40 da burası olduğuna göre alfa kaç kalıyor o zaman? 20 derece. Teşekkür ederim. Biraz zor bir soruydu. O yüzden yönlendirdim. Tekrar anlatacağım ben. Teşekkür ederim sana. Şimdi baştan ben bir de anlatayım. Biraz zor görmeniz belki. O yüzden anlatayım. Şimdi arkadaşımı da neden hemen durdurdum? Çünkü çok şey yazmak önemli değil. Mesela arkadaşım şu büyük ihtimalle şunu yapacaktı işte. 70, 30 daha 100 oluyor. Ondan sonra işte burası 80 olur. Burası 80 olur. Ondan sonra yani gene çıkabilirdi belki işte burası 40 olur. Bunları döşecekti bayağı bir. Yani çıkmaz demeyeyim gene ama benim aklımda o değildi. O yüzden biraz da durdum. Şimdi burada önemli olan şunu görmek. İşte gizli şeyler var sorunun içinde. Aslında 30 artı 40 bunun 70 olduğunu görmeniz lazım önce. Kolaylık açısından diyorum. Burası 70 derece olduğunda demek ki bu kenar yani AC kenarı BC kenarı eşittir dedik. İkiz kenardır. Ve tepe açısı 40 olur. 40 ile 60 toplayınca C açısı 100 oldu. Burası da 40 olduğu için B açısı. Bu D'nin aşağı kısmı da 40 oldu. Otomatikman bu BCD de ikizkenar oldu. Yani bu kırmızı çizgiler buraya da eşit oldu. Dolayısıyla aslında bu yeşil üçgen de eşkenar oldu. Çünkü tepe açısı 60 derece olan ikizkenar üçgen eşkenar üçgendir. Bunlar da 60 derece kaldı. Komple. O zaman 60'tan da 40'ı çıkarınca 20'yi bulduk. Bu biraz zor söylüyorum tekrardan. Suudi'ye teşekkür ettik. Şimdi Alfa'ya soruyor. O yüzden yazıyı kapatabilirim. Herhalde sıkıntı yok. Biraz büyüteyim şöyle. ABC eşkenar üçgenmiş. DC ile evet. AB eşit artı demiş, eşitmiş. BC ile CD dikmiş. Şurada 90 derece var. Biz alfayı bulacağız. Buradaki alfayı bulacağız. Şekli biraz daha büyütebiliriz. Nasıl soruyu anladık. Yazılara ihtiyacımız yok. Çok büyüttük galiba. Evet, buradaki dörtgendeki şu harfler görüyorsunuz diyorum. Görüyorsunuz. Evet, ABC'de dörtgen 90 derece var. AB ile DC eşitmiş. Şu alfa açısını bulmaya çalışacağız. Neydi eşkenar üçgen olan? ABC. Onu da söyleyelim tekrar. Yani onu göstermek istiyorum. Burada biraz görmeniz zor çünkü onu. ABC eşkenar demek. Yani bu kenar ve bu kenar eşit demek. Açıları şimdi yazmayayım ya da yazabiliriz. Şuraya 60 yazayım en azından. Yani bunlar 60. Burası da 60 komple. Otomatikman bu AB de DC eşit demişti. Demek ki bu da bunlara eşit. Şöyle gösterebiliriz. Bunu soru vermişti şuradan. Sembollerden bakarsanız. Eşitlik vermişti. Böylece bu dört çizginin eşit olduğunu gördük. Ve 60 olduğunu. O zaman buraya da 30 derece yazabiliriz. 30 derece yazabiliriz.
O zaman ne oldu? Şu üçgen aslında şu kırmızı üçgende ikizkenar oldu. Tepe açısı da 30 olduğu için geriye 150 kaldı. İkiye böldünüz. 75. Burası 75. Diğer açısı komple şurada yazayım o yüzden 75 derece olur. Şimdi alfayı bulabilmek için şuraya da bulmamız lazım. Yeşille göstereyim. Şu yeşil açıyı bulmamız lazım ki 75'ten çıkarıp alfaya ulaşalım. Bunu nereden bulabiliriz acaba? Var mı fikri olan bu açıyı? Şu turuncu üçgen aslında nasıl bir üçgen arkadaşlar? İkizkenar dik üçgen. 90 derecede gibi. Kenarları eşit ikizkenar. O zaman aslında ne oluyor? Bu 45 derece oluyor bunlar. Burası 45 derecedir. Burası 45 derecedir. O zaman alfa da 75'ten geriye 30 derece kalıyor. Yani burada biraz da şey önemli. Önümüzdeki şeyi görmek. Çünkü çok kompleks iç içe şeyler var. Eşkenarlar var, ikizkenarlar var. Yani bunları önemli olan görebilmeniz. İşte 45'i orada göremezseniz o soru orada kalıp düğümleri kalacak. Yani birbiriyle bağlantılı eşkenar ve ikizkenar üçgenler var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. ABC eşkenar üçgenmiş. AC ile AP eşitmiş. Buna göre x'i bul demişler. Şekli üstünde gösterip büyüteceğim biraz. ABC. Onu ben gene şöyle göstereyim size. Kırmızıyla. AB kenarı. BC kenarı. Ve AC kenarı eşit. Eşkenarlıktan bunu yazdım. Bir AC eşittir AP demiş. AC de AP eşit. Demek ki bu da bunlar eşit. Demek ki soruya benzer bir şekil söz konusu olduğu için büyütelim şu şekli biraz. Biraz ihtiyacımız kalmadı çünkü. Eşkenar üçgenin açılarına da yazabildiğim kadar yazayım. Burası 60 derece. Burası da 60. Burası da komple 60. Şuraya yazı vereyim. X'i nasıl bulacağız şimdi? Var mı acaba çözmek isteyen? ABC eşkenar onu yazmıştım zaten. Şu an A ne burası? ACP ikizkenar onu gördük. Aynı zamanda bakın şurada ikizkenar oluyor. Şu. Yani ABP de ikizkenar. Bu ikizkenar. Bu yeşil üçgen ikizkenar. İki tane ikizkenar. Bir tane de eşkenar üçgen olarak ben şu an gördüm soruyor. Nereden başlayalım şimdi? Şöyle yapalım olmazsa. Şuraya bir isim vereyim kullanabilmek için. Şu açımız Y olsun. Y. A, B, P. Yani mavi ile boyadığım üçgen ikizkenar olduğu için burası da Y olacaktır. Onu da oraya yazabiliriz. A, B, P ikizkenar olduğu için. A, C, P de ikizkenar olduğu için P açısıyla C eşit olacak. P şu an X artı Y olduğu için burası da X artı Y yazılabilir. Onu da oraya yazdım. Geriye de şuraya belki yazabiliriz. Şu pembe açıyı yazabiliriz. Nereden yazalım onu da? Mavi üçgenden. Yani A, B, P'den yazalım. Tabanları Y olduğu için 2Y. Burası 60 olduğuna göre. Buraya da ne yazabiliriz? 120 eksi 2Y yazabiliriz. Nereden yazmıştım? A, B, P üçgenin de taban açıları Y olduğu için 2Y olduğu için toplam 180 eksi 2Y oluyor. Buraya A açısı. 60'ta çıkarın. 120 eksi 2'ye olur. Tekrar yeşil üçgene geçersem sanırım çıkacak. Çünkü bunun
şunun ve şunun toplamı 180 olması gerekiyor. Oradan y'ler gidecek. 120 eksi 2y. Yani tepe açısı. Tabanlar x artı y, x artı y. Eşittir 180 olmalı. Buradan y'ler gidiyor eksi 2 ile. 120 artı 2x 180'den 2x 60. X buradan 30 gidiyor. Biraz zor sorulara başladık sanki ama çok böyle farklı sorular yok çünkü. Dediğim gibi eşkenar üçgeni gördük. İkizkenarlar gördük. Oradan denklemler yazmam gerekti. Bilmiyorum daha kolay böyle mi var mı ama ben bu şekilde yaptım. İsimlendirerek A, B, B'nin ikizkenar üçgen olmasını, Y, Y tabanları, A, C, B, ikizkenar, X artı Y, X artı Y taban açıları gibi yazıp denklemler kurarak bir şekilde X'e ulaşmayı başardım. A, B, C ve A, B, C ve D, C eşkenarmış. Yani A, B, C eşkenarsa bunlar birbirine eşit. Bu şekilde çizelim. Tekine başka renkte çizelim. D, C de eşkenarmış. Şöyle. Bunlar da birbirine eşit. B, C ile D, C eşit demişler. B, C ile D, C. O zaman renkler aynı olacak. Hepsi mavi olacak o zaman. Bu sonuç çıktı belirlerine göre. Yani demek ki bu eşkenar üçgenler de eşmiş birbiriyle. BC eşittir DC. Burada bir 90 derece var gördüğünüz gibi C açısından. Biz X açısını bulacakmışız. Biz X açısını bulacağız. Altmışları yazalım isterseniz. 60 burası, 60 burası, 60 burası. Şurası o zaman 90'dan çıkarınca 30 kalıyor. Şurası 30 kalıyor. Sonra burası 60 gene. Burası 60. E de gene 60. Bunları yazdım. Şu an devam etmek isteyen var mı arkadaşlar? Şu çıktı, bu çıktı gibi. Şuradan şunu yapalım gibi varsa. Biraz sizi dinleyebiliriz. Şunu görmeniz lazım burada da işte aslında. Bu yeşil üçgene bakarsanız ikizkenar dik üçgen. Çünkü tepesi 30 artı 60 90 çıktı bakın. Şu 30 60 toplamı 90. Yani ACD'de AC üçgeninde C dik açı oluyor. İkizkenarda olduğu için 45 45 90. Yani burasının 45 olduğunu ve burasının da 45 olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü şurası 90 derece yaptı. Otomatikman zaten burası 60 dereceydi. X'e de o zaman 15 derece kalıyor. Soru bu kadar. Dediğim gibi önünüzdekini görmeniz önemli olan burada. Onu gördüğünüz zaman zaten gezi gerçektir. Tabi o da biraz zaman istiyor. Onu da söyleyeyim. Şekilde DC, AC bakalım neresiymiş. İşaretleyelim. D, C şurası. A, C şurası. Ve A, B burası. Birbirine eşitmiş. Alfa'ymış şurası. Şu alfa açısını bulacağız biz. Başka ne var şekil üzerinde? İşte 35 ve 60 dereceler var. Alfa'yı bulmaya çalışacağız. Biraz büyüteyim o zaman şekli. Nasıl olsa yazı kısmını okuduk. Soru bu o zaman. Buradan alfa'yı bulmaya çalışacağız. Var mı yardımcı olacak? Arkadaşlar birkaç soru yaptım buna benzer. Bir şeyler oturduysa kafanızda. Burada ilk görmeniz gereken
Şurası 60 derece bakın. 60. Ve kollar eş. İkizkenar yani. Bunun AB'yi birleştirdiğiniz zaman ne olacaktır? Eşkenar üçgen çıkacaktır. Hangi üçgen? ABC üçgeni. Bu yeşil üçgen. Şu yeşil üçgen eşkenar çıkacaktır. Nereden biliyorum? Çünkü tepesi 60 derece C açısı. Yanlar eşit birbirine ikizkenar. O zaman otomatikman eşkenarlar dönüyor olay. Yani bu çizdiğim çizgi de gene eşit oluyor bunları. Ve burası 60'tan çıkarınca 25 derece oluyor. Şurası 60 derece oluyor. Bu gelişme sonucunda aslında şu turuncuya boyuyorum şimdi. Şu turuncu üçgende ikizkenar oldu. Çünkü AD ile AB eşit. Ve taban açısı 25 olduğu için o zaman buraya da 25 yazabiliriz gene. 25 yazabiliriz. 25, 25, 50. 130 olacak tepesi. O zaman buraya 70 kalıyor. 60 da toplayınca çünkü. 130 yapması lazım. Evet, 130 yapması lazım. Devam edelim. ABC de x kenar olduğu için, tepesi 70 olduğu için taban açıları 40 ve 40 olmak zorunda. 40'tan da 25 çıkınca buraya da 15 derece kalıyor diyebiliriz. Kısaca bir de anlatayım, önemli bir soru çünkü. Ne dedik? Şuradan AB'yi çizince neden orada da sınır çizmek aklıma gelecek? Çünkü nereden gelecek? Çünkü 60'ın kolları ikizkenar. Ve bunu ben AB çizersem oluşan ikizkenar üçgen bizi eşkenar üçgene yönlendiriyor. Böylece bu üçgen eşkenar olmak zorunda kalıyor. Ve taban açıları 60 derece gene. Burası 25 oluyor. Dedik ki bunun sonucunda bu yeşil üçgende ikizkenar olup 25-25 taban açıları olup tepesine 130 kalıyor. 130'un bir kısmı zaten 60'ta buraya da 70 kalıyor. Şu üçgende ABC üçgeni de zaten ikizkenar. Tabanları 40'a 40 olacak. Buradan da 25'ten de çıkar, 40'tan da 25 çıkarınca alfa 15 derecelik açı kalıyor. Muhteşem üçlü diye bir şey var. Duydunuz mu acaba geçen sene? Var mı bilen? Dik üçgende. Ferhat, duydunuz mu? Daha önce. Gördünüz mü? Ferhat ya da başka birisi konuşsun. Buradayım hocam. Ferhat, orada mısın? Buradayım hocam. Muhteşem üçlü diye bir şey gördünüz mü geçen sene? Efendim hocam? Muhteşem üçlü diye bir dik üçgen gördünüz mü? Hocam tanıdık geliyor ama. Ha, tamam. Var mı peki bilen, hatırlayan? Teşekkür ederim. Hocam biz görmedik diye hatırlıyorum. Görmediniz. Gerçi şey oldu. Geçen yıl biraz tabii üçgenler konusu havada kalmış olabilir. Neyse, sadece bir ön bilgi almak istedim. Ben anlatmaya çalışayım. Tabii önce burada bir ispat yapacağız. Sonra da buradan isimlendireceğiz. Şimdi şöyle bir soru olsun. Soru değil aslında bu ama soruya önce soruyormuş gibi yaptım ben. İşte ABC üçgeni var. Kenar ortayı bilirsiniz. AB şu an kenar ortay. Yani BC'yi ikiye bölen bir çizgi. AD, BC'yi ikiye böldüğü için bu kenar ortay oluyor. Şu çizgi kenar ortay. Kenar ortay. Kenar ikiye. Dik olması şart değil. Bakın hep karıştırılıyor bunlar. Hocam diyorlar ki dik olur. Dik olması ancak ikizkenar üçgende olur. Her üçgende olmaz. Onu da söyleyeyim. Şimdi bunlar demiş ki eşit olduğu zaman acaba, yani şu AD, BD ve DC eşit olduğunda A açısı ne olur? Bunu yönlendiriyor soru bize. Şuradan başlayalım. ABD, yani şu bir numaralı üçgen ve iki numaralı üçgen ikiye ayıralım soruyor. Bir numaralı üçgen ikizkenar olduğu için taban açıları eşittir. Yani buna x dersek bunu da x diyebiliriz. Hatta maviyle yazayım madem bu karışmasın. X olursa bu açı
Bu da x olur. Y yazdık yalnız. Yalnız ama gene y yazdım ya. Yalnız burada 1 ve 2'nin oluşkenler bir kere aynı üçgenler değil. Bakın bu genelde çok karışıyor. İşte ya hocam B D ile D A eşit madem. A D ile D C de işte bunlar aynı o aynı olmaz. Yani iki üçgen iki kenar aynıysa bunların eş olması gerekmez. O yüzden bunlara X değil de başka açı vereceğim. Y, Y diyelim bunlara. Şimdi büyük üçgenin açılarına bakarsak yani A, B, C'nin açılarını toplarsak 180 etmesi lazım ki bunların toplamı 2X artı 2'ye yapıyor. 180. 2'ye de bölersek buradan X ve Y'nin toplamının 90 olduğunu söyleyebiliriz ki zaten şu an MA dediğimiz yani tepe açısı X artı 7 ve 90 çıkıyor. Demek ki buna göre sonuç 90 çıkıyor. Bu ne demek? Bunu niye anlattık? Onu söyleyeyim şimdi. İşte aslında bu muhteşem üçlü dediğimiz olay bu oluyor. Şimdi ben kuralı bir okuyayım tekrar anlatacağım. Demiş ki bir dik üçgende hipotenüse ait kenarortayın uzunluğu yani şu AD'den bahsediyor. Hipotenüsün neresi olduğunu biliyorsunuz BC. Hipotenüse ait kenarortay demek yani AD demek. Bakın bu gene dik olur falan demiyoruz. Tekrar ediyorum. Böyle bir şey yok. Hipotenüse ait kenarortay uzunluğu demiş. Hipotenüsün yarısı kadardır. Yani kısacası bu üç tane uzunluk birbirine eşit olur. Buna biz bu üçgene muhteşem üçlü diyoruz. Buna muhteşem üçlü deniyor. Üçün eşit olması. Tabii burada aslında dört tane bilgi var gençler. Yani bir diklik var. Bir de bu üç tane eşitlik var. Bu dört tane bilgiden herhangi üçü bize verildiğinde biz dördüncüyü söyleyebiliriz. Ne demek bu? Onu açayım biraz. Yani mesela ya da diğer ders anlatayım. Süre bitmiş galiba. Unuttum. Tamam diğer ders açıklayalım. Fazla şey yapmayalım.